cam baskı yani tümüyle renklendirilmiş kalıpların yerini de fırçalar almış. Kalıpla ilk önce ıhlamur ağacını alıyoruz. 7'şer santim kalınlığında kesiyoruz. Daha sonra karbon kağıdı yardımıyla desenleri kalıpların üstüne geçiriyoruz. Daha sonra biz de yine kargabunuyla dediğimiz bıçakla yapıyoruz ama şu anda makinayla kabasını alıyoruz. Öyle daha kolay oluyor. Hem iş kaçırma açısından. Kolay olduğu için kabasını aldıktan sonra bıçakla elimizde yine devam ediyoruz. Ama hepsini makinayla yapmıyoruz tabii. Ustalık gerektiren bir şey ama zevkli olduğu için akşamdan yani iş bitiminde çıkarttığın olaylara bakınca yorgunluk falan hissetmiyorsun. Vallahi tarihi canlandırmış gibi geliyor aklımızdan. Yani şunu mesela 50-60 yıllık belki de daha fazla bir kalıp ama şunu elimde tutmak herkese şey olmaz yani. Bunu herkes anlayamaz. Bu mesleğin içinden gelenlerin bunu tahmin etmesi lazım. Şimdi ben bunu başkasına versem işte desen var der geçer ama bunu bildiğimiz için çok önemli olduğunu, çok eski ustaların elinden geçtiğini biliyoruz. Şimdi yazmayı biz ortaya çıkartırken zaten yöresel kişilerin kullanacağını düşünerekten ama onu yaparken de tabii kendimizden bir şeyler katıyoruz. Onu bir bayanın kullanacağını, bir bayanın çeyizini süsleyeceğini veya sandığında saklayacağını düşünerekten onu en iyi şekilde yapmayı düşünüyoruz. Onun için de kendimizi işe daha çok veriyoruz. Kendimizi işe verdiğimiz için de çıkan işler daha güzel oluyor. Bana yazma denildiğinde benim aklıma gelen ilk şey tarih. Başka bir şey gelmiyor. Çünkü geri bakıldığında belki 700 yıllık, belki 800 yıllık, belki de bilemediğimiz daha önceki dönemlere ait bazı kitaplarda 1200 yıllık diye bahsediliyor mesela. Ama bana yazma denildiğinde bence tarih. Seve seve yapıyorum. Neden adı yazmadır yazmanın? Neler yazılır aslında? Yazılanlar yazmanın motifleridir. Tokat Beşlisi, Hamamisi, Çengelköy'ü, draması günümüzde de yazılıyor hala. Geçmişte nasıl yazıldılarsa.